Herkese merhabalar. 5 Şubat 2023'te bir dolunay deneyimleyeceğiz. Aslan burcunun 16 derecesinde ve siz su grubu burçlar, yani yengeç burcu, akrep burcu ve balık burcunu nasıl etkileyecek, bu videoda bunları bulabileceksiniz. 5 Şubat dolunayı aslında 21 Ocak'takinin tamamlayıcısı, oradaki yeni ay, kova yeni ayının tamamlayıcısı dedim uzun videomda ve daha doğrusu bu yıl yeni başlıyor diyebilirim. 2023 yeni başlıyor. 2023 gündemlerine yeni yeni dahil oluyoruz. Fakat bu 5 Şubat'taki dolunay kibirimiz ve egomuz yüzünden biraz hayati hatalar yapma ihtimali veriyor bize. O yüzden hayati hatalar yapmamanız gerekiyor. Çünkü özrü biraz zor olabilir. Ego yüzünden, kibir yüzünden hakkına girmek, birilerinin maddi manevi hakkına girmek ihtimalleri veriyor her birimiz için. O yüzden sizler için özellikle Şubat ayında bazı tarihlere dikkat etmenizi istedim. Bu videoda da yine her birinizin yorumunun sonunda hanımefendiler ve beyefendiler için ayrı ayrı uyarı tarihlerim oluştu. O uyardığım tarihlerde hata yapmamaya çalışın. Özellikle Şubat ayında hata yapmamaya çalışın. Elbette çok güzel bir dolunay. Yani ciddi kararlar aldığımız piyango gibi bir dolunay diyebilirim. Çok özellikli kazanımlarımızın olma olasılığı var. Fakat çok odaklı olmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda kişisel doğum haritalarınızın analizi çok çok önemli. Sevgili balık burcu, sevgili yengeç burcu, sevgili akrep burcu, 2023 sizler için çok özel bir yıl. Ve 2023 içinde de 25 Mart 2024'e kadar, o tarihteki güneş tutulmasına kadar hafta hafta gelecek öngörülerinizi merak ediyorsanız bana her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen öncelikle yengeç burcunun ardından akrep ve balık burcunun detaylarını dinleyelim. Sevgili yengeçler, hatalı yatırımlar yapabileceğiniz ama kazanımlarınızın yine de büyük olma olasılığı olan bir dolunay. Ne demek istedim? Şimdi bu aslan burcunda bir dolunay ve yengeçe göre aslan bir sonraki burç. Yani yükselen yengeçseniz para eviniz olan, maddi değerler ve sağlık noktası olan ikinci evinizde bir dolunay var. Öncelikle sağlık süreciyle ilgili sıkıntılı süreçleriniz varsa bu dönem çok hızlı iyileşme var. Ve bu dönem para konularında veya ev almak, bir variyetle ilgili karar alma durumlarınızda çok radikal sıra dışı konulara doğru da çekilebilirsiniz. Şimdi bu dolunayın en önemli özelliği katiyen hata yapmamanız gerekiyor. Hayati hatalar olabilir. Ne demek hayati hatalar? Parasal gündeminiz çok ön planda. Sürekli para konuşuyor olacağız, krediler konuşuyor olacağız, kazanımlar konuşuyor olacağız. Yalnız eğer ki konu emeklilik konusu ise bu iş biraz daha uzun vadede canlanabilir. Yani Haziran ayına kalabilir pek çok konu. Videomun başında EYT ile ilgili de bir açıklama yapmıştım. Şimdi bazı konular çok hızlı netleşecek. Para konusu, variyet konusu, benim gelirim, eşimin geliri. Çünkü 2-8 aksı benim gelirim, eşimin geliri. Benim ve babamın geliri. Ailede kimler gelir getiriyor? Diyelim ben ve annem ikimiz yaşıyoruz. O zaman benim ve annemin geliri. Yani dışarıdan gelen kaynaklar ve başkalarının parası ve benim kazanımlarım. Şimdi burada önemli bir harcama yetkisi alıyorsunuz. Ev almak olabilir gündem, araba almak olabilir, harcama yetkisi. Zaten benim param, yetki de bende diyebilirsiniz. Okey. Ama bu dönem içiniz rahat bir biçimde bunu almak üzere yola çıkıyor olabilirsiniz. Ve aslında donanımlısınız, silahlısınız. Yani o para donanımı, yani kredibiliteniz, kimden borç alırsınız, hangi taksitle ödersiniz. Bunların hepsi aslında tamam. Eğer ki niyetiniz bu ve buna odaklandınızsa. Değilse bile ikinci ev, 8. ev, 11. ev çok aktif. Yani benim param, başkalarının parası ve 11. ev dostlar, arkadaşlar. Onların da bir böyle gündemi olabilir ve biz dostlar, arkadaşlara eğilmek durumunda kalabiliriz. Burası bir borcu kapatma denklemi de veriyor. Bir borcu arkadaş desteğiyle de kapatabiliriz, bir arkadaşın borcunu da kapatabiliriz. Şu ara pek para paylaşımı olmasa iyi olur ama dostluk da çok önemli tabii ki. Şimdi bu bir borcun kapanması, bir konunun kapanması ama özellikle 8 Kasım'dan sonra borçlandınız ise, ki ben o dönem takip ettiniz ise
bir Mars'ın retro döneminde kredi çekilmez demiştim. Asla ödeyemezsiniz, problemler olur. Ya da sıkıntılı olur. Ödeyemeyeceğiniz taksitler belirlersiniz. 3 ödeyecekken 5 belirlemek gibi. Şimdi bu 8 Kasım, Aralık, Kasım ve Aralık ayında başımıza nasıl işler açtıksa onların artık onarılma dönemi. 5 Şubat'la 21 Şubat arası onarılma dönemi diyebiliriz. Özellikle 21 Ocak'tan itibaren bir kredi kullanmayı tercih etmiş olabilirsiniz. Doğru dönem, problem yok, doğru bir dönem. Ve bir terfi konusu da, terfiye bağlı kazanımlarınızın artışı konusu da şimdinin konusu. 21 Ocak, 5 Şubat, 21 Şubat gündeminin konusu. Yani bu bir ayın içinde her konuda, bu konuların hepsinde bir netleşme yaşayacaksınız. Niye sadece maddi konulardan bahsediyorsunuz derseniz, çünkü tam da bu para konusunda, maddi konularda böyle bir aksa bir gündeminiz var. Ama sosyal çevre alanınızda da yeni yeni, hiç sıfırdan, hiç tanımadığınız, tanışacağınız kimseler olacak ve bunların bazısı da karşı cinsler olabilir. Özellikle kariyerle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız farklı alternatifler dönemi şimdi. Bu bir ay, 21 Ocak, 5 Şubat, 21 Şubat, bu bir ay kariyerle ilgili sıkıntılı süreçlerden komple kurtuluyorsunuz. Farklı alternatifler, farklı teklifler olacak. Çoktandır gelmiş olan bir teklifi de kabul etme döneminiz diyebilirim. 7 Mart sizin için çok önemli. 7 Mart değişimleri çok önemli. Satürn de artık Kova'dan Balık burcuna geçiş yapıyor. Sizin için bu dönem çok önemli sevgili yengeçler. Özellikle yengeç kadınları için 10 Şubat 13 Şubat arasına biraz dikkat etmelerini öneririm. 10 ile 13 Şubat arasında çokça hata yapma ihtimaliniz var. Önemli kararlarınızı bu dönemde almasanız iyi olabilir. Ve yengeç beyefendiler için de 8 Şubat'la 11 Şubat arasına dikkat etmesini öneririm. Bu dolunay sürecinde en önemli günleriniz 8-11 Şubat aralığı. Çokça hata yapabilirsiniz bu dönem. Hayati hatalar olmasın umarım. Görüşmek üzere. Merhabalar sevgili akrepler. Sizin gibi sabit bir burç olan aslan üzerinde bir dolunay yaşayacağız 5 Şubat akşam saatlerinde. Şimdi bu dolunay bizi nasıl etkileyecek derseniz, ikili ilişkileriniz biraz deforme olmuş olabilir. 21'inden itibaren Ocak ayının ilişkiler bozulmuş olabilir. Hatta 8 Kasım'dan itibaren de ilişkileriniz bozulmuş olabilir. İşte bunlar onların daha bir sağlığa kavuştuğu, ilişkileri toparladığımız bir dolunay. Çözülme demektir dolunay. Bazı konular artık yoluna giriyor, çözülüyor anlamına gelir. Sorunlar çözülüyor anlamına gelir. Geleceğinizle ilgili çok önemli kararlar alabilirsiniz. Çok önemli çıkarımlar yapabilirsiniz. Bu durumlar bunlara sebep olabilir diyeceğiniz çıkarımlar olabilir. Sizi uyaran kimseler de olabilir. Özellikle evlilik süreciyle alakalı. Bu kişiyle evlenmek, evlenmemek veya bu kişiyle boşanmak, boşanmamak ya da eşinizle ortak bazı yuvanızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Mars'ın da kararlarınıza etkisi var ikizler üzerinde. Çünkü 8. ev alanınız ve eşin geliri, işte bu problem olmuş olabilir. Eşin gelirinin artışı ya da kayboluşu, eşin gelirinin düşüşü. Bu tarz konular probleminiz olmuş olabilir. Ne zamandan bu yana? Özellikle 8 Kasım'dan sonra, 25 Ekim'den sonra, yani 4-5 ay öncesinden, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, biz bu dönemden daha getirdiğimiz problemleri şimdi bu 5 Şubat dolunayında çözeceğiz sevgili akrepler ve karşılıklı karar alıp da bir krizi çözme konunuz gündemde. Çünkü Boğa burcu üzerinde bir Uranüs var ve bu sizi çok etkiliyor. Eş birdenbire karar alabilir gitmek konusunda. Eş birdenbire karar alabilir ikinci bir işe girmek konusunda. Ya da siz aniden kararlar alabilirsiniz farklı konularla ilgili. Krizle uğraşıyorken sizin kendi rutininiz bozulabilir. Adresiniz, düzeniniz, işe gidiş geliş şekliniz bile, bir araç kullanıyorsanız o araç satılabilir gibi. Şimdi aslında çok güzel bir dolunay aslan üzerinde ve çocukları çok ilgilendiriyor, dostlukları, arkadaşlıkları çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla dostluklar, arkadaşlıklar ve çocuklarla ilgili de bazı kararlar alabilirsiniz görünüyor. Kendi hayatınızı düzene koyduğunuz bir dolunay. Güzel diyorum çünkü krizli konuları çözerken evet sancılıdır ama ondan sonrası daha bir rahattır. Ondan sonra artık hayat daha tek düzedir ve çok güzel bir balık yeni ayı geliyor. 21 Şubat'ta bir balık yeni ayımız var. Bu sizi
çok daha farklı rotalara doğru götürecek. Çocuklarla ilgili çok güzel kararlarınız olacak o dönemde ve yuvayla ilgili. Ve hayat rutininizi yeniden düzenleme imkanınız var böyle bir dolunayda. Sizi uyaracağım bazı günler olsun. Akrep hanımefendileri için 11 Şubat 14 Şubat arası hatalı kararlar almayın. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın. Bu 5 Şubat'ın en toksik günleri bunlar işte. Özellikle 11 Şubat, 12 Şubat en net sıkıntılı, yani şöyle sıkıntılı hayati kararlar almayınız. İhtiyacınız olmayan şeylerin alışverişini yapabilirsiniz. Ödeyemeyeceğiniz bir borca imza atabilirsiniz. 11-12'sine dikkat edelim. 13-14'ü de yine böyle günlerden diyebilirim. Hanımefendiler için bu söylediğim. Akrep erkekleri için ise 7 Şubat, 8-9 Şubat çok önemli. Bu 3 güne dikkat edelim. Yine 10 ve 11'inde de hata yapma ihtimaliniz var ama 7-8-9 kadar çok değil. Bu günlere çok önem verelim. Danışmanlıklar alalım. Hekim olabilir, avukat olabilir, emlakçı olabilir, bir takım insanlara danışmanız, bir psikoloğa, psikiyatra danışmanız, aile danışmanlarına gitmeniz çok çok fayda verecektir. Sizler karar almadan önce, biliyorum fevrisiniz ama sonuçta sabit bir burçsunuz ve sizin aldığınız karardan döndürmek biraz zor olabilir. O yüzden kesin kararı almadan önce şu ara danışan dağları aşmış. Görüşmek üzere. Umarım güzel bir dolunay olur sizin için. Ve sevgili balık burcu, sevgili balıklar için 6. ev iş alanı çok çok önem arz ediyor şu ara. İş ortamında bazı değişiklikler ve farklı kararlar olabilir. Aynı zamanda 12. ev alanınız da çok önemli çünkü kova burcunda bir yeni ay yaşadık 21 Ocak'ta. O yeni aydaki gündemlerimiz yavaş yavaş netlik kazanıyor. Peki aslında hangi konular netlik kazanıyor? Belki 8 Kasım'dan itibaren Akrep burcundaki ay tutulmasından itibaren bazı konularınız problemli hale geldi belki de. Bu Kasım'da, Ekim'de 25 Ekim'de de güneş tutulması vardı. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bu 4 ayda problem yaşadığınız konular, takıntılarınız, sorunlu konular, problemli konular yavaş yavaş çözülüyor 21 Ocak'tan itibaren. 5 Şubat bir dolunay, artık netlik kazanıyor bazı konular. Kim iyi, kim değil belli oluyor. Kim sizinle aynı fikirde, kim aleyhinizeymiş meğer belli oluyor. Herkes iç yüzünü gösteriyor. 21 Şubat balık yeni ayı. Tek düze ve süt liman olacak artık hayat. Daha hızlı ilerleyebileceksiniz. Şimdi biraz evden dışarı çıkmak ve günlük hayat rutininizi değiştirme mecburiyetiniz var. Bu ara depresif bazı saatleriniz olabilir. Olmasın. Bu ara biraz karamsar olabilirsiniz. Kendinizi karamsar düşünceler içinde bulabilirsiniz. Bulmayın. Çünkü çok aktif ve de çok değişken bir dönemdeyiz. Yavaş yavaş 21 Şubat'taki balık, değişken balık yeni ayına doğru ilerliyoruz. Bu dönem hakikaten şartlarınızın da değişeceği bir dönem. Sürekli kafaya taktığınız bazı konuların, içinden çıkamadığınız bazı olayların ve birilerinin sözlerinin, söylemlerinin artık yavaş yavaş geride kalacağı ve sizin toparlanacağınız, dışa dönük olacağınız şanslı da bir dolunay ve bu dolunayda iş değişikliği yapmak ya da sektör değişikliği yapmak ihtimaliniz var sevgili balıklar. Ben artık bu sektörü bırakıyorum, başka bir sektöre geçiyorum bile diyebilirsiniz. Güzel bir karar olur, bilmiyorum. Ve bazılarınız için bir takım piyangolar söz konusu. Psikolojimizi çok iyi hale getirecek bazı piyangolar olabilir. Niye piyango diyoruz? Hiç beklemediğimiz konular olabilir. Yurt dışına gitmek, yurt dışında bir oturma izni ya da bir üniversiteyle ilgili meğerse geçtim ben bu sınavı diyeceğiniz bazı gündemleriniz olabilir. Umarım bu dolunaylar, bu yeni aylar hepsi hayrınıza olur. Sizin için çok önemli bir dönem 21 Ocak'ta başladı. 5 Şubat bunun pik yapmış hali. 21 Şubat balık yeni ayı, kimliğinizde değişir, verdiğiniz sözlerde değişir, artık nişanlıyım da diyebilirsiniz. Her şeyi diyebilirsiniz. Nikah bile olabilir. Jüpiter ve Chiron ve Juno ve Vesta, bu astroidlerin ve Jüpiter'in çok güzel katkıları var. Özellikle de parayla ilgili konulara ve sizin ikinci ev alanınızda hem Chiron hem Jüpiter yavaş yavaş 12 Mart'a doğru kavuşuma doğru gidiyor. Onlar kavuştuğu vakitlerde sizin çok hayrınıza olacak yüksek hacimli bir müşteri gelme ihtimali var. Ha, 5 Şubat'ta zaten yine sizin için bir yüksek hacimli kazanımlarda ya da kalıcı olacak bir müşterinin gelme ihtimali de var. Ya rutin
kimdir sürekli kazandırır ya da bir anda çok kazandırır, illaki kazandırır. Paylaşımlar da çok önemli. Neyi kiminle konuştuğunuza şu ara dikkat edin. Hata yapma günleriniz var sevgili balıklar. Özellikle hanımefendiler için 12 Şubat 15 Şubat arası 3 gün hatalı bazı söylemler veyahut da hatalı kararlar olabilir. Ve beyefendiler için, balık burcu beyefendiler için buradan sevgili Okan'a el sallıyorum. Onu ihmal ettiğimi farkındayım. Arayacağım inşallah. 6 Şubat'la 9 Şubat arası 3 gün çok çok önemli sevgili beyefendi balıklar. 6 Şubat 9 Şubat arası hatalı kararlar alabilirsiniz. Hatalı kararlar almadığınız bir ömür dilerim. Umarım bütün kararlarınız isabetli olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel bir dolunay olsun. Bay bay.